Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier ile Fransız meslektaşı Koçlar ülkelerine uyumu anlatmak için Türk rapçi Muhabbet ile Berlin'de stüdyoya girdi. Almanya adlı parçanın nakaratını söyleyen bakanlar umarım bize rağmen Muhabbet başarılı olur diye espri yaparken Muhabbet de sesleri çok iyi yorumunu yaptı. Muhabbet diye bir rapçi tanımıyorum. Çalışmayı hep beraber dinleyeceğiz herhalde bir gün. Beğeneceğiz. Onun yanı sıra. Şimdi bak bu Muhabbet falan dedim de yani bu aslında trash. Yani ben kendimden iyisini ayıptır söylemesi tanımam. İzin verirsen başlayalım. Bir şarkı söylemek istiyorum. Başlayalım. Almanya çok güzeldir. Orada her şey süperdir. Oh maşallah maşallah. Oh maşallah. Bayanlar baylar, karşınızda Türkiye'nin ve Balkanların en rezalet rapçisi Elma. Yazıklar olsun abi. Yazıklar hakikaten yazıklar olsun Elma. Kevin Crozier'in namısına bile hoşçak. Kaptan bey anlaşılmıyor ama arkadan. Kevin Crozier'in namısına bile hoşçak. Öyle değil öyle değil. Kevin Crozier'in namısına bile hoşçak. Alakası bile yok yani kaptan bey. Kevin Crozier'in namısına hoşçak ama siz de bir söyleyin artık canım. Kevin Crozier'in namısına hoşçak. Bu kadar yani söyleyeceğin. Uçağı da zaten biz uçuruyoruz. Yani hiçbir şey yaptığın yok yani kaptan bey. Kevin Crozier'in namısına hoşçak. Number One FM'de gün olmuyor ki saçma sapan bir haberle yine karşı karşıya kalmayalım. Zenginin parası çenemizi yormasın sevgili Can Bonoşov dinleyicileri. Ünlü modacıların ve birbirinden ünlü markaların satıldığı butiklerin müdavimi olan Lopez, Jennifer Lopez artık sadece bebeği için alışveriş yapıyor. Lopez'in özellikle bir siparişi çok dikkat çekiyor. 532 adet Swarovski taşlarla süslü bir emzik. Pırlanta, dikkat et. Emzik, çocuk ağzına sokup nünnünnünnü yapsın diye. 532 tane. 530 tane değil. 532 tane. Neden? Çünkü hani o böyle düştüğü zaman ha bunu bir sıcak suda kaynatabilir miyiz falan. Anladın? O olmasın. Olmasın. Direkt hop yenisi. Hop hop falan şeklinde zenginin parası yine zürdün çenesini yordu. Can Bono Show'da sevgili dinleyiciler ve hiçbir yere ayrılmayın. 4. kat kadın malzemeleri, iç çamaşırları ve bir takım başka şeyler. 3. kat çocuk oyuncakları, bebek işleri. Çok basit olan her şey. Beyefendi siz inmiyor musunuz? 7'dir inip çıkıyoruz. Efendim? İnmiyorsunuz hiç. Nereye ineceğim? Aşağıda ne vardı? 3. kat çocuk oyuncakları, bebek işleri. Şu an tam olarak kaçıncı katta olduğumu anlayamadığım için. Şu an için gidiş halindeyiz. İnsem mi çıksam mı karar veremiyorum. O zaman biraz daha bekleyin. Ne zaman canınız isterse. Tamam şu an kaçıncı kattayım ama. Anons yapmam lazım. 4. kat işte teknik ürünler, teknolojik aletler, cep telefonları falan filan. Çıkata geldik artık beyefendi. Ha teknolojik mi burası? Ha bitti gitti artık. 5 yok. 5 yok. 6. 5'in 6 zaten 4. Efendim ne çok altı? Kafam karıştı. Neredeyim ben? Yenin artık. Motorcu Heinrich Mannheim'dan bahsedeceğiz şimdiki şeyimizde konuşmamızda. Okay? Okay. Evet. Almanya'da 34 yaşındaki motorcu Heinrich Mannheim trafik sıkıştığında tam bir köprünün üzerindeydi. Yolun açılmasını beklerken tuvaleti gelen Mannheim köprünün kenarına giderek ihtiyacını gidermeye başladı. Bir yandan aşağıdaki yola bakan talihsiz adamın ayağı kaydı ve köprüden yaklaşık 300 metre aşağıda bulunan yolun kenarına düştü. Düzeltme 30 metre. Ben ne dedim? Uçtum bayağı gitmiş oldu yani öylece. Peki genel olarak bu abinin tuvaletteyken de klozetin içine düşme olasılığı bunlar aynı mı yani öyle bir şey mi? Bu biraz trajikomik. Ya bu biraz hakikaten trajikomik. Ama iyileşmek üzereymiş. Yazık. Geçmiş olsun diyoruz. Ama bundan sonra tuvaletimizi yaparken dikkat edelim. Mümkünse köprüden aşağı tuvaletimizi yapmayalım. Tabii canım. Evet. Bu biraz mesaj içerikli bir espri oldu. Can Bono Show devam ediyor efendim. Hiçbir yere ayrılmayın. Haydari'ye piknik tüpleri yol durumunu sunar. Anadolu'dan Ankara'ya giderken yol uzun olur. Mersin'den Afyon'a giderken tersinden de giderseniz daha güzel olur. Avrupa yakasından, Anadolu yakasından bahsetmek istemiyorum bugün. Uzak yerlerden bahsedeceğim. Trafik yoğun. Haydari'ye piknik tüpleri yol durumunu sundu. Kilo almadan kas yapan 8 besin. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Doğru beslenerek kilo almadan kas yapın. Newsmax haber sitesinin sağlık editörü Sylvia Hubbard, kilo almadan kas yapmanızı sağlayan 8 süper besini sıraladı sevgili Elma. Bunlardan biri değilsin maalesef sen. Sayıyorum izninle besinleri. Lütfen. Yoğurt, badem, kırmızı et, zeytinyağı ama Sylvia tatlım,
Biz bunları zaten yiyoruz sürekli olarak. Yani böyle ama okuyunca bir sushi. Anladın mı? Aa bak somon balığı yazıyor. Aa bak somon balığı. Somon balığı yeni kaslar oluşturulmasını sağlayan proteinlerden normalde iki kat daha fazla. Ha iki kat daha. İki yani, kat daha pahalı ama. Ama yani, ya şimdi o, yani o mandalinden iki tane yerim oğlum. Yani somon balığı yiyeceğimi. Anlıyor musun? Böyle bir şey yani sevgili Sylvia Hubert Newsmax haber sitesinde şey yapıyormuş. Newsmax de gazino ismi gibi Sylvia'cığım. Hiç olmadı, hiç senden verim alamadık. Gel bana film devam ediyor efendim. Hanımefendi, suyun kirecinden dolayı çamaşır makinenizin rezistansı hep kireçlenmiş. Hiç bakılmıyor şu çamaşır makinesinin suyuna. Kireçli mi değil mi diye. Hep pislik içinde. Çok çok özür diliyorum. Çok pardon. Senin yüzünden televizyonlara kadar çıktım. Önlüğüm süper. Mavi.